İstanbul Sultan Gazi'ye gidelim efendim. Çöp eve çevirdikleri daireyi 100 bin lira zarar da verdiler. Kiracılardan bahsediyoruz. Ama burada aslında kimseyi suçlamak diye istemiyoruz. Kiracıya da mikrofon uzattık. Ev sahibine de. Ama ev sahibi amcamız isyan ediyor. Çünkü kiracılar evden çıkarken duvarlara da yazılar yazmışlar. Küfürler yazmışlar. Dairenin son halini gördü ev sahibi. Tabiri caizse kafayı yedi. Neye uğradığını şaşırdı. 150 bin liraya yakın masraf var. Ev sahibi ve o kiracıyla muhabir arkadaşımız İbrahim Furkan Çelik konuştu. İzliyoruz. Utanmazsınız. Bir de yaşımdan başa Alman gavuru diyorsun bana değil mi? 100 150 milyar zararım var benim bu dairede. Evini kiraya verdi, başına gelmeyen kalmadı. Ev sahibi kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Sultan Gazi'de çöp eve çevirdikleri dairede 100 bin TL'lik zarar veren 4 yıllık kiracı ev sahibini hedef alarak duvarlara küfür yazıp kaçtı. Dairenin son halini ve adına küfürler yazıldığını gören gurbetçi ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Olay sadece bununla da kalmadı. Çöp eve çevirdikleri dairenin temizliği sırasında evin içerisinden araba tamponu çıkması görenleri hayrete düşürdü. Araba tamponları tut, bunları tut, buyur. Bu eşyaların hepsi evin içinden çıkma. Görüntülerin adresi İstanbul Sultan Gazi. Almanya'da yaşayan gurbetçi çift İstanbul'daki evlerini kiraya verdi. Binayı da, evleri de, mahalleyi de canından bezdirdiler, bıktılar. Her gün kavga, her gün gürültü. İddiaya göre kiracı zaman zaman kirayı aksattı. Hem apartmandakilerle hem de mahalle sakinleriyle sıkıntı yaşadı. Ev sahibi devreye girdi. Kiracıyı evden çıkartmak istedi. Ancak kiracı çıkmayınca olanlar oldu. Sultan Gazi'de bu kiracı olduğunuz daireye 100 bin liralık zarar vermişsiniz efendim. Ve ev sahibine de duvarlara küfürler yazmışsınız. Sebebi nedir acaba? Niçin yaptınız? Suyumuzu kesmiştiler. Beni tehdit etti. Beni rahatsız ediyordu yani. Camda görse camda sorun yapardı. Kapıda görse kapıda sorun yapardı. Bugün yine karakola gidiyorum, merak etme. Sen benim gardırobumu nasıl kırar atarsın? Nasıl kartolabını kırar atar? Hangi kartolabını kırmışım? Hangi? Ne zaman girmişim ben senin evine de kartolabını kırmışım? Ben temizleyeceğim, özür dileriz demedik. Seni utanmaz seni. Silah çekmiş çocuğuma, çıkın evimden diye. Silah çekti iddiası var. Evet. Silah çekiyor, küfür ediyor çocuğuma. Gelip siz demedik. Hadi terbiyesiz seni. Bir de utanmadan yalan söylüyorsunuz. Yaşanan olay sonrası ev sahibi kiracıdan şikayetçi oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.